Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibi bulu atkan muhim haberlerine huzurunla olsun. Şükürlerimiz, kanalımızda kıtanlar ekranımızda olsun. Xi Jinping'nin virus bilen yukumlanğanlığı ilgiri sürüldü. 20 fevral Xitay demokratçileri YouTube'da Beijing'nin virüsün müdafiyeleniş derecesi Wuhan'nın derecesine yetti temesi sin tarqıtıp, Xi Jinping'nin virüs bilen yukumlanğan bolışı mümkinligini ilgiri sürdü. Mezkur sinde yakında Wuhan'a tekşürüşke bargan bir emeldarının Beijing'e gelgendiyken virüs bilen yukumlanğanlığının ispatlanğanlığı. Beijing Şehirlik Partikum Sekretari Tsai Chi'nin Wuhan'dan kayıtıp gelgen emeldar bilen kol erişip görüşkenliği bu sebeplik onun mu virüs bilen yukumlanğan bolışı mümkün ikkenliği. Şunaqla ictimai uçur vasıtları tarqalğan en yeni uçurlarga asaslanğanda Tsai Chi ailesinin virüs bilen yukumlanğanlığı allıburun ayırıp küzdülü vatqanlığı bildirilgen. Sindi yana Tsai Chi'nin ayırıp tekşürleştiğin bir neç gün ilgiri Xi Jinping bilen kol erişip görüşüp Beijing'de hizmet tekşürgenliği. Xi Jinping'nin bu virüs yuqtırıp alğan bolışı mümkinliği. Umumlaştırganda Xitay Komünist Partisi yukarı derecelik emeldarlarının virüs bilen yukumlanış ahvalının Komünist Partisi'ni teşvişlendirişki başlıqallıqını ilgiri sürgen. Şu an koronavirüsü sadece Çin'de değil, bütün dünya genelinde en büyük tehdit olarak görülürken, Dünya Sağlık Teşkilatı'na lagir hakkında çağırık ilan kılındı. 21 fevral Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kespi Davalaş Bölümü lagirdeki virüs tehdidi teması da kısa sin işlep Dünya Sağlık Teşkilatı'na Şarkı Türkistan'daki ceza lagirini tekşürüş ömeki evetişki çağırık kılgan. Çağırıkta Wuhan virüsünün halkarağı tehdit buluvatkallıkı, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın halkaralık ciddi halet ilan kılgallıkı. Xitay'daki barlıq mekteplerde oku okutuş tok tutulup, yığılışının çeklin vatkallıkı, bırak 3 milyondan artık Müslüman halkının lagırlarda turu vatkallıkı. Lagırlarının tekşi takal mağallıkı bildirilgen. Şunlıkla eğer virüs lagırlarga tarqalsa, mülkerlikisiz kırgıncılık yüz beri dağallıkı, şunu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bu meseleki köngül bülüp, Şarkı Türkistan'daki virüs tarqalış ahvalını eniklişi, ciddi tedbir kullanıp, kırgıncılıkların aldığını eliş üçün, Şarkı Türkistan'a ömek evetip, Xitay'nın lagırlarını takışını nazarat kılışı gereklikke hakkıda ciddi çakırık kılgan. Çakırık diyene barlıq dünya halkı Şarkı Türkistan'daki ceza lagırlarını takış üçün Xitay'ı besim işildişke, Şarkı Türkistan halkının avazını halkarağı yetküzüşke, her bir kişinin lagırlarda virüs, lagırlarda virüs tehdidi, lagırlar takılsın digendek uçurlarını ictimai uçur vasıtları ken kölemlik tarıkışkı çakırık kılıngan. Farkında olalım lütfen. Ey dünya, duyun sesimizi. Onlar da sizler kadar bir insan. Bu insanlığın geleceği içindir. Aynı ses olmanın zamanı geldi. Yarınlar bizim ellerimizde. Ne diyorsun arkadaşım? Susma. Ses ver. Ölüme terk edilen memleket için. Sesini yükselt, zamanı geldi. Adalet er ya da geç hükmünü verecektir. Başka bir şey istemiyoruz. Bizim kardeşlerimiz namusumuzdur. Namusumuz gittikten sonra bu millet ne yapacak, nasıl yürüyecek? Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey dostlarımızın suskunluğu olacaktır. Düşme Doğu Türkistan, yanındayız. Devletler barlıq ihtimallıklarga tayyarlıq kılıp koyuşu kerek. Fransiya Xalqara Radiosi Torunun haberde bildirilişçe Dünya Sahiye Teşkilatı tünügünkü bayanatı da Dünya miqyasıda Wuhan virusini kontrol kılış puristinin barğansıra azlavat kallıqını, herkandaq ihtimallıqının yüzberiş mümkinlikini eylan kıldı. Dünya Sahiye Teşkilatı bundan burunki bayanatlarda Xitay'nın yukumga karşı hizmetlerini yakşı işlavat kallıqını, herkaisi devletlerinin haddedin artıq tedbir kollunuvat kallıqını eğitip gelgen bulup, bu onlarının tüncü kıtım virüsün endişi kılıvatkallıkını aşkarı ilan kılışı bulup hesaplandı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş emeldarı Tedros Adhanom tünügün Cenevadaki bayanatı da agahlandırış berip, halkarada yukumunu tizgirleş mümkünçilikinin barğansırı kiçikliyatkallıkını pütülle keçikişten burun zürür tedbir kolunuş kerektikini tehditledi. Şunaklı halkara yardımının yeterlik bulmayı vatkallıkıga narazılık bildirdi.
Tedros sözü yana Wuhan virüsünün her kandak cayga tarqalışı mümkünlükini, şuna her kaysi devletlerinin barlıq ihtimallıklarına aldın ala tayyarlıq kılıp kuşu kerektikini tähkitledi. Nöbeti Xitay'dan başka 26 devlette 1152 yukumlanğıcı bayqaldı ve 8 kişi kaza kıldı. Wuhan virüsü Xitay türmelerinin işkini çekti. BBC torunun tünügünki haberde aşkarlınışı Xitay'daki bir neçe türmede Wuhan virüsü tarqılıp ketken bulup, iğir derecede yukumlanış ahvali körülgen. Haberde malum buluşça Xitay'nın Shandong, Hubei ve Zhejiang ölkesindeki 5 türmede Wuhan virüsü tarqılıp ketken bulup, 512 kişi yukumlanan. Bu kent kölemlik yukumlanış bir neçe Xitay sakçının öz keselini yuşurup, devamlı hizmetki kelgenliki sebebinin kilip çıkan bulup, nöbette alakadar mesul emeldar hizmetinin kaldırılgan. Gerçi Xitay dairleri bir kısım şehirlerini pütülleyi kamal kılıç, puhralarını öyüden çıkarmaslık katarlık tedbirlerini kullanan bolsa mı? Bu kıtımkı vaka Xitay'nın yukumdan müdafiyenli sistemisindeki yuçuklarını aşkarlap koygan. Xitay türmelerde virüs tarqılıp getişi ceza lagırdaki milyonluğun biguna halkımız hakkında endişelerini tekhamı küçeytip etken bolup, davalış şaraitidin söz etiş mümkün bolmağan ceza lagırlarda virüs tarqılıp getse, korkunuşluk akıbet kilip çıkıdığallıkı hakkındaki halkaralık çakırıklar devamlaşmakta. Kancin cenvi, yimin kancin. Yinvei ruşi bağgao senho güci. Virus kompartiya hakimiyetiga tehdit elib kelmoqda. Hong Kongdagi namoyishning ta'siri besiqmagan Xitoy Amerika bilan texichi savdo kelishimi hosil qilolmagan bir vaziyatda Xitoyning Wuhan shahridan tarqalgan Wuhan virusining tez sur'atda Xitoyning cho'ng shaharlarini qoplashi Xitoyda siyosiy va iqtisodiy krizisning kelib chiqish ehtimolligini ilgari surmoqda. Bu vaqtda o'xshimagan mulohiza va ko'zqarashlar xalqaroliq matbuot hamda Xitoyning ichi va sirtidagi ijtimoiy taratqularda muayyan darajada yaraldi. Davlatlik taqriz to'rining 19-fevraldagi xabarida Wuhan virusi 20 dan ortiq davlatga tarqalganligi, yuqumlanuvchilarning 99% Xitoyda bayqalganligi, xarakteri va doirasi aniq bo'lmagan bu virusning Xitoyda siyosiy krizis keltirib chiqarish ehtimolligining yuqoriligi ko'rsatildi. Bu esnada ijtimoiy taratqularda mal bahasının şiddet bilen ösüp ketkenliki gulgulu kozgumaqta. Erkin Asya Radyosu Xitaycı Torunun 19-fevral berilgen maqalisi de Beijinglik bir puhranın virus sebeplik mal bahasının 30% hatta 50% ki örlep ketkenlikini etkallıqı nakil kılıngan. Reuters agentliğinin 20 fevraldaki haberde Xitay'nın virus sebeplik devlet içindeki iqtisadi besim eşip ketkenlikten taşkı devletlerge qariz berişini toxtatqanlıqı haber kılındı. Şunaqlı Xitay Amerika bilen bolgan soğudu urişi sebepiden ixtisat cahatı acizlişiqi qarapmangan bolup, virusunun tarqılışı bu acizlikni muqumlaştırganlıqı bildirildi. Nöbeti bu ahval Xitay rehberleri en korkuatkan bir nokta bolup, 4 fevral Xitay'nın Amerika turuşluq baş elçisi Süt Yankay'nın Kaliforniya'nın San Diego şehirde okuqucular, ziyaliler ve soğudigarlar bilen elip bargan sökpiti de bir Xitay yaş ornudun turup, Xi Jinping çüşüpke sundap varqırganlıqı berilgen. Amerika'daki tonulgan Xitay ziyalisi Beijing Bahari Jurnalının muharriri Xoping Apendi Xitay'nın devlet içindeki halkının kompartiyaya karşı narazılığı hakkında toxtulup, Doktor Go Vinliang'ın ölümü denken 100 mingdan artık tordaşının birli vaqtı taziye bildiriş bahanesi de pikir erkinlikin talep kılışı halkının kompartiyaya karşı narazılığının küçüğü vatkallıqının işbadesi dedi. Amerika'da turuşluk Uyghur kuzatkücülerden Ilşat Hasan Apendi virusının krizis keltürüp çıkılış ihtimallıqı üstüde toxtulup, Xitay'nın bu kıtımlık virüsünün kontrol kılış usulü özünün acizliğini işbadeledi. Bunun bilen halık işçidin kozgulup kompartiya yemirleşi mümkün. Bugün mü, ayeti mü bilmeyimiz dedi. Viyana'da çakırılgan yığında ceza lagırları meselesi oturgu koyuldu. 19 fevraldan 21 fevralgacha Avstriya paytaxti Viyana shahrida Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkilotining 19 navbatlik parlament a'zolari yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 57 davlatning yuqori darajalik amaldorlari, parlament a'zolari, Osiyo va Yevropadagi bir qism davlatlarda faoliyat olib berayotgan nufuzli kishilik huquq tashkilotlarining rahbarlari, advokatlar, diplomatlar ham mutaxassislar bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqun Aysa Apendi taklif qilindi. Dulqun Aysa Apendi mazkur tashkilotning 2019 yili Polsha poytaxti Varshavada chaqirilgan yig'inga taklif bilan qatnashib,
Uygurlarının vaziyeti doğrultusunda dokulat takdim kılış polisiyle erişken idi. 20 fevral günü mezkur yığının terkibinde siyasi panahlık tilegüçilerinin hak hukukunu koğdaş teması da ilmi muhakeme yığını uyuşturulgan bulup, yığında Xitay'daki kişilik hukuk defsendikliği ve Uygurlarının ekinişlik vaziyetini anlatış için Dulkun Aysa Efendi sözü teklif kılıngan. O sözü de dünyanın her kaysi caylarındaki Uygur siyasi panahlık tilegüçilerinin meselesini tutku kılıp durup, Şarkı Türkistan'daki ceza lagırları meselesi doğrultusunda toxtaldı. O söz diyene Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı'nın her kaysi devletlerde siyasi panahlık tilep durvatkan Uygurlarının hak hukuklarını koğduşini, Xitay'nın muhacireteki Uygurlarına selivatkan tehditlerine karşı tedbir ilişini talep kıldı. İstanbul'da Dünya Ana Til Günü münasebeti bilen faaliyet ötküzüldü. 22 fevral İstanbul'da faaliyet edip berivatkan Tanuri Ta'lim Terbiye Merkezi Dünya Ana Til Günü münasebeti bilen Tanuri'de Ana Til Söygüsü namlıq faaliyet ötküzdü. Faaliyetke Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan ve başka qeyrindaş cemiyetlerinin reis ve mesulleri şunlıqlı ata-analar ve perzentlerden bulup köp sanlı kişi katnaştı. Faaliyeti söz kılgan Hidayetullah Oğuzhan, halkımız Şarkı Türkistan'da Uyghur tilini saklap kılış imkaniyetlerden ayrılıp kılgan bugünkü bir payette, muhacireti yaşavatkan halkımızdan ana tilimiz Uyghur tilini koğdaş üçün ekilgan mekteplerinin tolumu zor ehmiyetki ige işkerlikini bildirdi. Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyetin reisi Munavvar Üz Uyghur Hanım söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı şundaklı ana tilimiz Uyghur tilinin hatar asıt duruvatkanlığını, mevcut vaziyette perzentlerimizge Uyghur tilini ögütüşünün tolumu muhim işkerlikini bildirdi. Faaliyette merkez okuguçları tayarlıgan her xil sanat numarları körüstildi. Anıtıl ve anıtılını koğdaş hakkıdaki şiir ve nesirler diklimasiya kılındı. Ahırda merkezden mesul okutkuçlarına hediye takdim kılındı. Yaşlar uyuşması Tanuri Ta'lim Terbiye Merkezi'ne 5000 lira takdim kıldı. Kırgızistan'da Ana Til Bayramı hatırlandı. 21 fevral günü Kırgızistan Uygurları İttifak Cemiyeti'nin idaresine cem olup, Xalqara Ana Til Günü hatırıldı. Mezkur faaliyetke Kırgızistan Xalq Birleşmesi Kengişinin reisi Abdıgini Erkibayev, Muavin reisi Zöhra Şidakova, şundaklı asallıq milletler vekilleri, İttifak Cemiyeti'nin aktif azaları ve bir kısım okutkuçu okuguçlar katnaştı. Bu yıllık Ana Til Bayramı yaş ösmerlerinin vatanperverlik ruhini kötürüş için Kırgızistan Uygurları İttifak Cemiyeti tarafından uyuşturuldu. Mezkur murasımga Alatov, Kangbulun, Libidinovka ve Şarık yezirlerdeki mekteplerinin okuguçları katnaştı. Ular Uygur tildi kıskı şiirlerini okudu hem Uygur milli usullerini öğrendi. Tentenelik murasım İttifak Cemiyeti Medeniyet Bölümünün başçısı Gülnaz Maksutova'nın riyasetçilikte elip yerlilgan bulup, murasım devamında ana tilinin ehmiyeti doğrusunda nurgun nutuklar sözlendi. Kırgızistan Xalq Birleşmesi Kengişinin reisi Abdıgini Erkibayev söz kılıp, Uygur halkının en kadimi halklarının biri işkerlikini, onlarının til yizik ve medeniyet ananelerinin tolumu özgüce hem rengdar işkerlikini tähitlep ötü. Irak, İranlıklarına vizi berişini toxtutuşunu karar kıldı. Irak, Wuhan virüsü yuqtırvalgan iki İranlıkların cenidin ayrılışıdan kin, İran puhralarına vizi berişini toxtutuşunu karar kıldı. Irak İçki İşler Ministeri Yasir El-Yasiri imzalık ministerlik kararnaması da Wuhan virüsü yuqtırvalgan iki İranlıkların hayatının ayrılışıdan kin, Irak'a kirdiğen İran puhralarına yeni bir uxtırış tarqıtlığı için bolgan jarayanda vizi berilmeydiganlığını eskertti. Irak yana İran'da adam ölüşünü keltürüp çıkargan virüs sebebinden bu devlet bilen bolgan barlıq çigra iğızlarını 3 gün boyunca takip etdiganlığını uxtırdı. Irak Katnaş Ministerliği mu İran'a katnaydıgan barlıq ayruplan seferlerinden toxtutup kuyulganlığını ilan kılgan idi. Avustralya'nın Tasmaniya ştatıda Uygurlar hakkında leksiyeler orunlaştırıldı. Xalqara Köçürüm Teşkilatı'nın orunlaştırışı bilen Avustralya'nın Tasmaniya ştatıdaki Seginit Qatarlıq birkaç şehirde Şarkı Türkistan Uygurlarının hak davası temasında leksiye orunlaştırıldı. Mezkur faaliyet 15 fevraldan 22 fevralgacha 7 gün devam kılgan bulup, faaliyetke Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi Nurmuhammed Türkistani teklif bilen katnaşıp, bir neçe orunda Şarkı Türkistan meselesi ve Uygurlar hakkıda leksiye sözüldü. O yana 21 fevral ABS Radyosu etigenlik haber programması da Şarkı Türkistan halkının Avustralya hükümetinin kütülgan taleplerini oturgu koydu.
16 fevral Tasmaniya shtatining Signet rayonida maxsus Uyg'urlar masalasi to'g'risida o'rinlashtirilgan yig'inda leksiya so'zlagan Nurmuhammad apaning bildirishicha, bu yerda mo ahamiyatli bir yig'ilish bo'lgan. Shundoqla bu yerda bir mo Xitoyning yo'qligi uni hayron qoldirgan. 19 fevral Nurmuhammad Turkiston yana Tasmaniya shtatining Hobart shahrida Avstraliya Yeshillar partiyasining muavin raisi va Tasmaniya palata a'zosi Nick McKim bilan uchrashib, Sharqiy Turkiston vaziyati va Uyg'urlarning Avstraliyadagi ahvollari Hukumatdan kutilgan talablar to'g'risida suhbat o'tkazdi. Nick McKim o'zining Sharqiy Turkistondagi Xitoy besimlari to'g'risida xabardor bo'lib turayotganligini va Yeshillar partiyasining har qachon Uyg'urlarning ovozini federativ hukumatga yetkazishga yordam qildiganligini bildirgan. Nurmuhammad Turkistoni Uyg'urlarga aloqador bir qancha konkret nuqtani asos qilib talab sunğan bo'lib, ular Avstraliyada panohlik vizasiga iltimos sunğan barliq Uyg'urlarning iltimosini tizlashtirib berishga besim ishildish. Sirtti turib viza iltimos qildigan Uyg'urlarga qulaylik yaratib berish, Yeshillar partiyasining tashviqat vositalarini Uyg'ur masalasiga bog'lash qatorliq temalar ustida bo'lgan. Nurmuhammad Turkistoniyning bildirishicha Uyg'urlar to'g'risida fikr bayon qilgan Tasmaniya shtatidagi yerlik xalq vakili Rodney Diland Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini anglagandan keyin o'z millati boshdan kechirgan mudhish kunlarning bugungi kunda Uyg'urlarning beshig'i kelyotganligidan echinganligini va Uyg'urlarga hissatchilik qilish bilan birga Xitoyning barliq qirg'inchilik siyosatlarini ayiblaydiganligini bildirgan. 22 fevral Hobart shahri Tasmaniya millatlar madaniyat zalida o'rinlashtirilgan programma g'alibilik bo'lgan bo'lib, Ichki ishlar ministrligining Tasmaniya shtat vakili programmaga qatnashgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertaki programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.